Çok kıymetli protokolümüz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, artık Eskişehir'in bir geleneği haline gelmiş Eskişehir Başarı Ödülleri final gecesine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gerek sosyal, gerek iş hayatına, gerek sivil toplumuna çok büyük renkler katan bu özel organizasyonda az önce dile getirdiğim gibi artık geleneksel bir ruh gelişmeye başladı. Bu geleneksel ruhun bir parçası da aslında sunum kısmında biraz bizlerde saklı. Geçtiğimiz etkinlikte olduğu gibi bu özel etkinlikte de bu sahnede yalnız olmayacağım. Hepinizin çok sevdiği, çok takdir ettiği, duyduğu andan itibaren de heyecanlandığı çok özel bir ismi etkinliğimizin başlangıcında sizlere takdim etmek istiyorum. Türkiye'nin harikulade kadınlarından biri, çok kıymetli Özge Ulusoy alkışlarınızla sahnede bizlerle birlikte olacak. Ne kadar güzel bir salon. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bundan yaklaşık 2 yıl önce yine Eskişehir Başarı Ödülleri'nde sevgili Soner'le birlikte sahnedeydik siz değerli misafirlerimizin karşısında. Araya bir pandemi molası verdik ama çok şükür hepimiz sağlıkla çıktık. Onun dışında da sizleri burada görmek yine benim için çok mutluluk verici bir şey. Muhteşem bir salon. Her sene biraz gelişiyor değil mi ödül törenimiz? Evet, tabii gelenekselleştikçe o ruha çok daha detaylı bir şekilde dokunmaya devam ediyor ama hazır sen buradayken şunun altını çizeyim. Köşe yazımda da belirttim. Sevgili Eskişehirliler seni çok seviyor. O Çok kadar. teşekkür ederim. Ben de onları çok seviyorum çünkü çocukluğumda çok gidip geldim. Ankaralı olduğum için çok yakınlarım da var burada yaşayan. O yüzden buraya her geldiğimde çok mutlu oluyorum açıkçası. Hatta o kadar çok seviyorlar ki etkinlikle ilgili senin kabulün ve gelişinin artık netleştiği tarihten itibaren kimse benim hatırımı sormadı. Herkes Özge Estağfurullah. Ulusoy'la birlikte olacağımı öğrenince sahnede direkt olarak düşüncelerini bu şekilde dile getirdiler. Benim üzerimden yani. Senin üzerinden. Yani benim esamem okunmadı. Ya ne güzel. O Böyle anlamda da teşekkürlerimi sunayım değerli insanın dostlara. sevenleri olması çok güzel. Bugün çok heyecanlı bir gece var burada. Gerçekten birbirinden değerli isimler halk jürisi oylamasıyla ödüllerini almaya hak kazandılar. O yüzden eminim böyle her masada çok heyecanlı isimler var. Önemli olan bence aday olmaya layık olmuş olabilmek diyelim, değil mi? Önce bütün adaylar için kocaman bir alkış alabilir miyim? Çok güzel bir noktaya temas ettin. Başarı görece bir kavramdır. Mutlaka bir takım bunun saptanacak doneleri var ama başarıya layık görülmek, başarının bir parçası olmak, başarı için kendini motive etmek, işte bu tür organizasyonlar, aslında bu tür etkinlikler en Kesinlikle. başta şehir hayatında buna katkı sağlıyor. Bu Kesinlikle. anlamda emeği geçen herkesi tabii ki tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz ve geçen etkinlikte olduğu gibi yine dile getirmemizde fayda var. Aday olan herkes başarılı. Aday olan herkes Evet. aslında bir ödülün sahibi. Evet, başarılı oldukları için zaten aday oldular. Ve inşallah nice uzun yıllar bu ödülleri takdim etmek bize de nasip olur. Eminim herkes bu konuda. Bir de ödül almak çok büyük bir motivasyon değil mi? Bizim için de öyle oluyor. İnsanın kendi işine böyle bir şevkle, daha güzel bir neşeyle, enerjiyle bağlanmasını sağlıyor. O yüzden hem aday olanları hem kazananları şimdiden tebrik ediyorum ben. Yavaş yavaş başlayalım mı? Evet, başlayalım ama başlamadan önce ben hazır Eskişehir'in çok değerli, çok kıymetli isimleri bu salondayken ufak bir noktaya biraz da aslında programın dışında değinmek istiyorum sevgili Özge. Malumunuz Eskişehir neredeyse 1 milyonluk nüfusa sahip özel bir şehir. Bozkır'ın ortasında bir baha. Ve Eskişehir'in çok kıymetli bir bebeği var, toprak bebeğimiz Toprak var. bebeğim. Toprak bebeğimiz SMA hastası, 4 yaşına girdi ve sadece 20 günü kaldı. Bu hastalıkla mücadele etmesinde ona gerekli olan ilaç için kampanyasının %70'ine ulaştı. Çok az bir miktar kalmış %30'luk gerçekten. bir kısım kaldı ve Eskişehir eğer toprak bebeği %100'e ulaştıramazsa herhalde ömür boyunca her bireyle bir vicdan azabı çekecek. Bu anlamda rakamlar da büyük olduğu için Eskişehir'de bir şekilde bu duyarlılığa katkı vermek isteyen, bunun bir parçası olmak isteyen, en azından bu vicdan azabını çekmek istemeyenler, sadece marulla beslenmek zorunda kalan,
600 gram daha alırsa maalesef tedaviye artık hiçbir gereksinimi kalmayacak ve ümitleri tükenecek bir bebek için biraz daha duyarlı olurlarsa, hazır herkes buradayken altını çizerek bu konuya parmak evet. basmak istiyorum. Onların duyarlılığını bu konuda bu programın akabinde bekliyoruz. Istiyoruz. Toprak Bebek benim de çok yakın dostlarımın, aile dostlarımın da kendi işte bu yardım kampanyası için çalıştığı bir bebek. Ben de yeri geldiğinde bol bol kendisiyle ilgili paylaşım yaptım. Şenda öğretmenim var, benim aile dostum, kız kardeşim gibidir. Ona da buradan emekleri için ve diğer herkese çok teşekkür ediyorum. Toprak Bebek'in lütfen hesabına girelim, bakalım. Ben de buradan çıkışta paylaşacağım. Hep birlikte onu yaşatalım diyorum. Evet. Kıymetli misafirler, saygıdeğer konuklarımız, organizasyonumuzun ödül takdimine geçmeden önce organizasyonun emeğinde iki organizasyondur işin başında olan kıymetli, değerli dostumuz, kardeşimiz, sevgili Ahmetcan Akdemir'i alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Bu sene organizasyon gerçekten inanılmaz bir ivme kazanmış. Muhteşem gözüküyor her şey. Şimdi bir konuşmasını dinleyelim bakalım. Merhaba, sesim geliyor sanırım. Açıkçası ne söyleyeceğimi çok bilmiyorum. Bir hazırlık da yapmadık. Soner abi, Özge Hanım, buranın görünen yüzü arka planda. Biz tabii çalışıyorduk hala. Biraz da geç başladık, kusura bakmayın. Ben her şeyden önce jüri üyelerimize ve sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Asıl emek onların, asıl katkı onların. Söyleyeceklerim bu kadar. Eskişehir'i bir arada görmek gerçekten tüm çevreleriyle devasa bir salonda. Şu an gördüğüm kadarıyla hiçbir masamız boş değil. Benim için gurur verici. Çok teşekkür ediyorum. Hemen sonrasında ana sponsorumuz doçent doktor Mustafa Acar'ı sahneye davet ediyorum. Biraz daha yakın tutabiliriz galiba. Merhaba. Sayın protokol, jüri üyeleri, değerli konuklar. Bu harika organizasyonda tüm Eskişehir'i bir arada görmek, Eskişehir Başarı Ödülleri'nin bir parçası olmak bizim için büyük bir mutluluk. Eskişehir bence tüm dinamikleriyle takdiri hak eden bir şehir. Biraz önce 100 binin üzerinde oy kullanıldığını iletti Ahmetcan. Organizasyonun Eskişehir sınırları aştığı görülüyor. Eskişehir'deki birçok sektörde yerel ve ulusal sınırı aştığı gibi. Bunlardan bir tanesi de sağlık sektörü. Eskişehir sağlık sektörü bakımından da son yıllarda sağlık turizmi bakımından ön planda tutuluyor. Bu konuda birçok paydaşımızı da bu salonda görmekteyim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biraz heyecan var. Sabahtan beri bu konuşmaya çalışıyorum Soner Bey ile birlikte. Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de bu tatlı rekabetin giderek artmasını ve bu rekabetten Eskişehir halkının kazançlı çıkmasını temenni ediyorum. Organizasyonda emeği geçen, destek olan, bizim bu heyecanımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Hepimize güzel bir gece diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Değerli hocamıza, doçent doktor Mustafa Acar'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu değerli organizasyonun ana sponsoru olarak büyük katkılar sağladı. Özge, geçtiğimiz organizasyon dile getirmiştin aslında. Eskişehir'in çok özel bir yeri var senin gönlünde. Evet. Eskişehir'in seni sevdiği kadar sen de Eskişehir'i seviyorsun. Her geldiğinde de yüzünde ayrı bir tebessüm oluyor Eskişehir'de. Evet, kesinlikle öyle. Ben işim gereği Türkiye'de birçok ile gidip geliyorum tabii ki. Hepsi birbirinden güzel bu arada. Bu sene görmediğim birkaç şehre daha gideceğiz. Ama Eskişehir'e gelince böyle sanki biraz daha memlekete gelmişim gibi hissediyorum. O yüzden de beni mutlu ediyor ekstra. Evet, normal koşullarda bu değerli organizasyon geçtiğimiz sene gerçekleşecekti ama tüm dünyayı etkilediği gibi şehrimizi de etkileyen
COVID-19 pandemi süreci maalesef bu güzel organizasyonun da ertelenmesine sebep oldu. Ancak bir sene arayla yapabildik. Ben organizasyonda aynı zamanda jürinin de bir parçasıyım. Bu sene sevgili Ahmet her anlamda değerlendirdi beni. Jürinin de bir parçası ol dedi. Ve çok kıymetli jüri üyelerimizle birlikte çok uzun tartışmalar, ciddi anlamda mesai harcayarak bir ödül tertibasyonu gerçekleştirdik. Şunu fark ettik sadece. Şayet geçtiğimiz sene olmuş olsaydı bu organizasyon, bugün aramızda çok daha kalabalık, çok daha değerli ve kıymetli isimler olacaktı. Maalesef pandemi ya da zaman koşulları nedeniyle bugün aramızda olamayan ama gerçekten çok kıymetli isimler var. Hepsinin ruhu adına ben hepinizden bir alkış rica ediyorum öncelikle. Nur içinde yatsınlar. Birbirinden değerli, kıymetli isimler. Bugün burada olsalardı çok daha mutlu olacaktık. Evet. Şimdi çok ödülümüz var. Evet. Ödül törenine geçmeden önce ben bir teyit alayım. Zarflar geldi mi arkadaşlar? Zarflar geldi. Her şey hazır. Zarflar hazırsa önce açıklayacak değerli konuklarımızı çağıracağız. Ardından ödül sahibini takdim edeceğiz. Yılın bürokratı ödülü ilk ödülümüz organizasyonumuzda ve bu ödülü açıklamak için, takdim etmek için ben müsaadenizle Canpol Dental Klinik'ten Can Alanoğlu'nu sahneye davet etmek istiyorum. Eskişehir'de Canpol Kliniği kurarken amacımız bir farkındalık yaratmak ve ayrıcalıklı bir hizmet vermekti. Bu akşam da siz değerli ayrıcalıklı misafirlerimizle burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ödülümüzü İl Sağlık Müdürümüz Profesör Doktor Uğur Bilge'ye takdim ediyoruz. İl Sağlık Müdürümüz ve tüm sağlık çalışanlarımız da buradan bu geçirdiğimiz zorlu günlerde bir kez daha anmış olalım. Canla başla çalıştılar. Hoş geldiniz, tebrik ederiz. Evet, önce ödülü takdim edelim Uğur Hoca. Hemen akabinde de bugüne dair duygu ve düşüncelerini alacağız kendisinden. Özge'nin de dediği gibi sağlık ödülü çalışanları adına fedakarlığın üst düzeyde olduğu çok kesinlikle özel bir dönemdi. Tebrik ediyoruz kendisini. Tebrik ediyoruz. Sayın Protokol, değerli katılımcılar, bana bu ödülü verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü tabii ki kendi adıma almıyorum sadece. Kamuda, üniversitede, özelde, fabrikalarda, belediyelerde çalışan tüm sağlık çalışanları adına alıyorum. Çünkü bu başarı hepimizin başarısı. Ben yine sağlıkçı olarak görevimi de yapayım burada. Yine hala pandemi dönemindeyiz. Aşılarımız lütfen olalım. Maske ve mesafe, hijyen ve aşı diyorum. Aşı. Gelecek için buna ihtiyacımız var. Bize yapabileceğiniz, insanlığa yapabileceğiniz en büyük iyilik aşı şu anda. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir jüri özel ödülümüz var Soner'cim. Teslim etmesi için, ödülü takdim etmesi için Eskişehir CHP Milletvekili Utku Çakır Özer'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Bunu bana bir... Hoş geldiniz, nasılsınız? Hemen zarfı verelim. Çok ses geliyor mu? Geliyor. Öncelikle hepinize İyi akşamlar. Aranızda olmaktan ve birbirinden değerli hem Türkiye'nin hem şehrimizin iki değerli sunucusuyla birlikte olmaktan çok büyük mutluluk, çok büyük onur duyuyorum. Bana verilen görevde zarfı açtım. Çok kıymetli bir kuruma gidiyor ödül.
Tepebaşı Belediyesi Engelliler Montaj Atölyesi ödül de Sayın galiba Belediye Başkan Yardımcımız Fikriye Güven Zaptiye'ye. Buradan ben de çalışmalarını biliyorum, hepiniz biliyorsunuzdur. Gerçekten Türkiye'ye örnek bir proje. Gerek Tepebaşı Belediye'mizin, gerek Odunpazarı Belediye'mizin, gerekse Büyükşehir Belediye'mizin, burada Han var, diğer belediyelerimizin. İnanın bütün projeleri böyle özel, böyle güzel. Ama ben bizzat gördüğüm için hem bu ailelere, onların evlatlarına ama aynı zamanda da sanayiye katkısı olan bir proje. Bunun için sanırım başkanımız burada yok ama kıymetli başkan, yani başkan vekilimiz diyeyim. Çok tebrik ediyorum. İnanın çok sevindim böyle bir hediyenin, ödülün verilmiş olmasına. Kutluyorum. Protokol, değerli konuklar, tabii ki bu kıymetli ödülü ben projeye emeği geçen çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Tepebaşı Belediyesi hayatlara dokunmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Biz de alkışlarla uğurluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrikler. Farkındalık adına çok özel, çok değerli bir ödül. Çok güzel. Tepebaşı Engelliler Montaj Atölyesi ödülün sahibi oldu. Geldik bir başka ödülümüze. Bazı mesleki başarı ödüllerimiz var. Jüri inisiyatifinde gerçekleşen ödüller bunlar. Bunlardan biri ve bu ödülü açıklaması için Eskişehir Osman Gazi Üniversitemizin kıymetli rektörü Profesör Doktor Kemal Şen Hoca'yı sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bu ödül ismini okuyacağım. Şahsı yakinen tanıyorum hocamızı. Çalışmanın, gayretin, azmin, fedakarlığın, insanlığa hizmet etmenin bir ürünü. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Michelangelo Davut heykelini yaptığı zaman o muhteşem eseri, mermerin içinde meleği gördüm, o meleği çıkartmak için uğraştım demiş. Evet sevgili Bülent hocam, Bülent Görenek. Kendisine mermeri oydu ve meleği çıkarttı. Kendisini tebrik ediyorum. De hocamızdan alalım. Mikrofonu uzatabiliriz. Çok teşekkür ederim sevgili protokol, sevgili misafirler ve tabii ki bu ödüle beni layık gören jüri üyeleri, organizasyon komitesi üyeleri. Ben özellikle Kemal hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle beraber çalışmaktan son derece gurur duyuyorum ve bir Osman Gazi Üniversitesi mensubu olmaktan da ayrıyeten Eskişehirli olmanın da yanı sıra gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Beni bazılarımız biliyordur, yurt dışı, yurt içinde gerçekten çok ödül aldım. Ama bir Eskişehirli olarak, Eskişehir'de böyle bir ödül almak benim için son derece anlamlı oldu. Tekrar teşekkür ediyorum, sağ olun. Tebrik ediyoruz biz de. Ve alkışlarla uğurluyoruz. Başarılarıyla bizleri her zaman gururlandıran Bülent hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de sırada Ulusal Başarı Ödülümüz var. Ödülü takdim etmek üzere Çifteler Belediyesi Başkanı Kadir Bıyık adına Avukat Serhat Yener'i sahneye davet ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Değerli protokol, değerli misafirler, Sayın Kadir Bıyık adına buradayım. Belediye Başkanımız, Vali'nin organize etmiş olduğu bir program nedeniyle şehir dışında, yurt dışında sizlere çok selamlarını gönderdi.
Ödülünü almak üzere Saray Şirketler Grubu adına Alaaddin Çoban. Alaaddin Çoban Sarar adına alacak ödülü. Ödülü şöyle verelim ki. Efendim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de 5000 çalışanımız adına bu ödülü alıyorum. Gerçekten Eskişehirli olup Eskişehir'den güzel bir ödül almak. Bütün jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz biz de. Çok yine teşekkür ediyoruz. Uğurluyoruz. Başarılar sana daim olsun. Sende. Evet, yine kıymetli bir kategori. Yılın iş adamı ödülüne geldi sıra. Bu ödülün açıklaması ve takdimi için de sevgili Ahmet Can Akdemir'i bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Tekrar teşekkür ederim bir kez daha konuşma şansı verdiğin için Soner abi. Ama bugün burada birbirinden kıymetli misafirler var. Birçok isim benden daha çok konuşmayı hak ediyor. Yılın iş adamı kategorisini açıklıyorum o halde. Evet. Bakalım kim? Lava Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş. Öncelikli olarak iyi akşamlar. Güzel Eskişehir'imin güzel insanlarıyla beraber olmak bu akşam benim için büyük bir mutluluk. Büyük bir onur kaynağı bu ödül. Tabii ki benim gibi aslında birçok arkadaşımız bu ödülü hak ediyor. Bu anlamda özellikle son 2 yıldır pandemi döneminde bütün sanayici arkadaşlar gece gündüz çalıştı. Aslında bu ödülü birçok insan hak etti. Ben onların adına da almak istiyorum. Çünkü cumartesi, pazar demeden, pandemi denemeden, salgın demeden gece gündüz çalışıldı, uğraşıldı. Belli bir dinamik kazanıldı. İstihdam problemi yaratılmadı. İhracatımız artmaya devam ediyor. Eğitimle ilgili birçok çalışmalar yapılıyor. O anlamda ben dediğim gibi bütün sanayicilerimizin adına da almak istiyorum bu hediyeyi, bu ödülü. Benim için çok büyük bir onur vesilesi. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Sayın Kesikbaş, başarılar daim olsun diyoruz. Özge, sırada sıra sende. Yılın İş Kadını ödülümüz var. Ödülün takdimi için CHP Eskişehir Milletvekili Jali Nur Süllü'yü alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kerziban Nur Gezer. Kerziban Nur Gezer yılın iş kadını ödülüne layık görüldü. Kendisini sahneye alıyoruz. Hoş geldiniz, tebrik ederiz. Merhabalar, iyi akşamlar. Ya Eskişehir'de böyle bir etkinliği görmek inanılmaz mutlu etti ve sanayici olarak beni inanılmaz sevindirdi. Çok teşekkür ederim bizi motive ettiğiniz için. Geceniz güzel geçsin diyorum.
Tebrik ediyoruz biz de. Evet. Evet, benim için de çok büyük bir onur. Özellikle vekili olmakla gurur duyduğum şehirde, böylesi nezih bir ortamda bir kadın arkadaşıma ödülünü takdim etmek benim için de çok büyük mutluluk. Ben her kademede kadınların, gerek siyasi yaşamda, gerek kamu yaşamında, gerek iş yaşamında kadınların sayılarının giderek artmasını temenni ederek kendisini gönülden kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Yılın iş kadını ve kıymetli vekilimize. Şimdi tabii pek çok kategori var. Hemen baştan belirteyim. Yaklaşık 55 kategori olduğu için zaman zaman bir takım hatalarımız olabilir. Sadece kelimeleri kullanma anlamında değil, programdaki isimlerde de kaydırmalar yapabiliriz. O anlamda affınıza sığınıyoruz şimdiden. Ve geçiyoruz yılın girişimcisi ödülüne. Ve bu ödülü açıklamak için Evdis Türkiye Şubeler Müdürü Sayın Ali Bekir Kısmet'i sahneye davet ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Değerli protokol üyeleri, değerli misafirler, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Günay Bey şu an ülke dışında olduğu için şu burada olamamaktadır. Onun adına ben takdim edeceğim ödülü. Birliktesatınal.com Safa Ay. Birliktesatınal.com Sayın Safa Ay, birliktesatınal.com yılın girişimcisi ödülüne layık görülecek. Merhaba, tebrikler. Hemen alalım ödülü. Hayır beyefendi. Evet, doğru. Herkese iyi akşamlar. Bu güzel ve özel ödülü bana takdim eden kişi, pardon, Evdiz'e çok teşekkür ediyorum ve değerli jüri üyemize. Ve bu projenin gelişmesinde beni yalnız bırakmayan Eskişehir Sanayi Odası Başkanımız Sayın Celalettin Kesikbaş'a ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sırada eğitimin, öğretimin değerini çok anladığımız bugünlerde yine anlamlı bir ödül gelecek. Yılın Eğitim Kurumu Ödülü. Ödülü takdim etmek üzere Biroğlar Otomotiv Eskişehir Müdürü Adnan Öztürk'e alkışlarla sahneye alıyoruz. Adnan Bey salonda mıdır acaba? Gözlerim şu an Adnan Bey'i arıyor. Adnan Öztürk. Sayın Adnan Öztürk, evet gördüm. Biraz gerilerde olduğu için. Değerli protokol, değerli misafirler, değerli basın mensupları. İkinci kez altın sponsor olduğum bu geceden gurur duyuyorum. İyi ki iki yıldır altın sponsor oluyorum. Çok büyük bir ihtimalle seneye ana sponsor Biroğlar Otomotiv Mercedes-Benz olacak. Herkese iyi akşamlar diyorum. Geçen sene de, bir önceki sene de en iyi eğitim kurumuna ödülü ben verme talihine kavuşmuştum. Bu yılda çok değerli bir eğitim kurumuna ödülünü vermek için Çağfen Koleji Serkan Can Zengin. Çağfen Koleji Serkan Can Zengin yılın eğitim kurumu ödülünü almak üzere sahneye geliyor şu an.
Merhabalar, hoş geldiniz. Tebrik ederiz. Cumhuriyeti Türkiye'de en yoğun hissettiren olan kentimize çok büyük emekler veren ve bu yolda Türkiye'nin yüzü olmasındaki çocukları yetiştiren tüm eğitim kurumları adına ve tüm öğretmenler ve eğitimciler adına alıyorum. Saygılar, teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Evet Soner'cim, sıra sende. Evet, kıyasıya rekabetin hem halk oylaması hem de jüri nazarında en yoğun yaşandığı kategorilerden birindeyiz. Yılın Öğrenci Kulübü ödülüne geldi sıra. Bu ödülü açıklaması için kıymetli jüri üyemiz Buse'na Çelik Zümbül'ü sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz, merhaba. Buyurun. Başta protokolümüz olmak üzere tüm jüri üyelerimiz ve değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Dediğiniz gibi Soner Bey birazcık çekişmeli bir oylama oldu işin açıkçası. Çünkü gençlerimiz gerçekten her birimize tek tek ulaştılar. Yaptıkları projelerden bahsettiler. Bununla beraber son jüri toplantımızda yine her proje üzerinde tek tek dinledik. Kendi aramızda fikirlerimizi beyan ettik. Bir taraftan da zaten halk oylaması sürmüştü. Ve bunların hepsinin ortalamasında çok güzel bir sonuç çıkmış. ESOGÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü. Oradan geliyor galiba. Ödülü almak üzere sizleri davet ediyorum. ESOGÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü. Orada çığlık olunca duyulmadı evet. Diye ben de tekrarlayayım. Osman Gazi Üniversiteliler bu yıl çok özel bir ödülün sahibi oldular. Yılın Öğrenci Kulübü ödülü. Tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz. Şu an çok heyecanlıyım. Sizlerin karşısında olduğumuz için de çok mutluyum. Biz öğrenci olarak gerçekten güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Umarım daha güzellerini de yapacağız. Öncelikle Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne ve sevgili rektörümüz Kemal hocamıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz kalabalık bir ekibiz. Ben sadece onların sözcüleriyim. Onlara da teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz biz de. Böyle heyecanlı teşekkür ediyoruz. Gençleri görmek beni çok mutlu ediyor. Böyle kendi üniversite hayatıma gidiyorum. Çok keyifli oluyor. Sevgili Özge, birazdan gerçi altını çizeceğiz ama bugün burada birlikte bu sahnede olmamızın en büyük müsebbiplerinden biri de Helin Bey ve sevgili Kadir Akçay. Bugün yine ziyaret ettin orayı. Evet. Oldukça keyifli bir yer değil evet. mi? Evet. Eskişehir'e gelir gelmez ilk gittiğim yer Helen Bey oluyor. Onları yine sahnede ağırlayacağız diye tahmin ediyorum. Birazdan. Biz aile olduk hakikaten. Yani onlar da aynı şeyi söyleyecektir. Çok seviyorum. Şimdi sıradaki ödülümüze geçelim. Şehir İnovasyon Ödülünü açıklamak üzere Baro Başkanımız Avukat Mustafa Ela Gözü alkışlarla sahneye alıyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada ödüle layık görülen herkese bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. TTL Teknoloji Kıvanç Coşkun. Evet, yılın inovasyon ödülü TTL Teknoloji'ye gidiyor. Sayın Kıvanç Coşkun'u TTL adına sahneye bekliyoruz. Kıvanç Bey buralarda mı? Buralarda evet, gördüm. Evet, şu an tam karşımızda. Salon böyle büyük ve havalı olunca tabii biraz değil mi? Bu sene çok güzel olmuş gerçekten. Hoş geldiniz, tebrikler.
Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli jüri üyelerimiz, misafirlerimiz. Geçtiğimiz sene çok şey başardık. Galata Kulesi, Yassıada, 15 Temmuz Müzesi, beraberinde Gaziantep Panorama ve Ankara Koç Müzesi gibi ulusaldaki en önemli projelerin içerisinde yer aldık. 2022'de de çok güzel projelerle geri geliyoruz. Eskişehir'e bunu da bu güzel haberleri vermek istiyorum. Bir tanesi Kapadokya Dijital Deneyim Merkezi. Artık Türkiye'ye gelen misafirlerimiz bizim yaptığımız teknolojilerle Kapadokya'yı tanıyacak. Aynı zamanda Türkiye'ye gelen bütün misafirlerimizin ilk uyrak noktası İstanbul Grand Airport'taki Experience Center, yani Türkiye'nin deneyim merkezi. Buradaki yine teknolojileri de Eskişehir'den üretiyor olacağız. Bunun için çok uğraştık. Eskişehir'i yüceltmek için çok uğraştık. Herkesin telefonlarında artık öncelikle Eskişehir sonra TTL Teknoloji diye kayıtlıyız. Bu anlamda da bu ödüle layık gördüğümüz için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Biz de tebrik ediyoruz. Evet. Geldik özel ödül kategorilerimizden birine. Bazen gerçekten hanımefendileri kıskanmıyor değilim. Zira özellikle tekstil ve kıyafet konusunda çok şanslılar. Biz gittiğimizde özel bir etkinlik de olsa tek seçeneğimiz var. Siyah mı, lacivert mi? Artık değişiyor yavaş yavaş. Böyle yani, uluslararası ödül törenlerine bakınca çok çılgın erkek kombinleri de görebiliyoruz. Biraz, biraz belki ama aşmak... biraz dediğin gibi henüz çılgın. Henüz çılgın. Şu aynen. An tek seçenek var. Siyah mı takım olsun, lacivert mi takım olsun. Ama hanımefendiler hele ki Eskişehir'de ise çok şanslı. Çünkü Helen Bibi gibi çok özel bir marka, markalaşma sürecini hani Eskişehir'in üstüne taşımış bir adres var Eskişehir'de ve sıra geldi Helen Bibi yılın moda tasarımcısı özel ödülüne. Bu ödülü açıklamak üzere de yönetim kurulu başkanı sevgili Kadir Akça'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Beni şaşırttınız. Biz sunucu sponsoruyuz. Ama bir önceki ödülde en sona atmıştı arkadaşlar bizi. Ödülü veren ve alan arkadaş dışında kimse kalmamıştı. Birbirimizi alkışlamıştık. Şimdi çok şaşırdım. Öne aldığınız için teşekkür ederim. Bu güzel atmosferde kimsenin gideceğini düşünmüyorum. Son ödüle kadar herkes kalacaktır umuyorum. Eray Köseoğlu. Helen Bibi yılın moda tasarımcısı ödülü Eray Köseoğlu'nun. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ne diyeceğimi açıkçası çok fazla bilmiyorum, beceremiyorum da bu tarz konularda. Ama Eskişehir son 5-10 yılda özellikle modada önemli yol almaya başladı. Tekstil sektöründe özellikle. Bu ödülü ben aldım ama kategorideki bütün arkadaşlarım en az benim kadar hak ettiğini düşünüyorum. Aslında bu ödülü Eskişehir'in modası ve tekstili adına bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz bizler de. Sayın Köseoğlu'nu tebrik ediyoruz. Sırada turizm özel ödülümüz var. Ödülümüzü açıklamak üzere Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu'nu alkışlarla sahneye alıyoruz. Herkese iyi akşamlar. Turizm denildiğinde tabii akla çok fazla seçenek gelmeyecektir. Şehri turizm öyle bir açtı ki hala bugün eksikliklerini hissediyoruz. Hala otel yetersizliklerini yaşıyoruz. Turizm özel ödülü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen'e gidiyor. Sanırım onun adına da Hasan Bey burada, Hasan Ünal, başkan vekilimiz.
Merhaba, hoş geldiniz. Organizasyon komitesine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ödülü Büyükşehir Belediye'miz ve kent halkımız adına alıyorum. Hep birlikte başardık bazı şeyleri. Hepinize saygılar sunuyorum. Tebrik ediyoruz bizler de. Tebrikler Eskişehir Büyükşehir Belediye'mize. Sıra geldi Dinçay Mühendislik Yılın Yapı Projesi ödülüne. Bu ödülü açıklaması ve takdim etmesi için de Dinçay Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Dinç'i sahneye davet ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Yılın yapı ödülü Eskişehir İl Halk Kütüphanesi adına Çiğdem Karpuzcu. Eskişehir Halk Kütüphanesi. Ödülü teslim almak için Sayın Karpuzcu'yu, Çiğdem Karpuzcu'yu sahneye davet ediyoruz. Çiğdem Hanım geliyor. Protokol, değerli konuklarımız, bu ödülü Kültür ve Turizm Müdürümüz Şenur Azade adına alıyorum. Çok teşekkürler, iyi günler diliyorum, sağ olun. Tebrik ediyoruz ve bir başka kategorideyiz. Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü. Ödülü açıklamak üzere Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'yı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Çok kıymetli protokol, sevgili Eskişehir'in güzel insanları, önce hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Eskişehir'imizin tabii bir sürü toplum örgütü, demokratik kitle örgütleri var. Bu konuda da demokrasiye ve cumhuriyete aşık bir kentte yaşıyoruz. O nedenle şimdi sivil toplum örgütünü açıklıyorum. Dorlion Arama Kurtarma Ekibi. Dorlion Arama Kurtarma bu kategoride ödüle layık görülen sivil toplum kuruluşumuz. Geliyorlar arkadan görüyorum. Tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz. Toplumda afet bilincinin oluşması adına bu ödülün önemli olduğunu düşünüyorum. Jüriye teşekkür ediyorum. Arama kurtarma organizasyonları tek kişilik organizasyonlar değil, malum ekip işleri. Canla başla her koşulda terini döken, emeğini veren tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Biz de tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Yerlerini uğurluyoruz. Ve geliyoruz Beyond Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi'ne, önemli bir kategori. Ve bu kategoride ödüle layık görülen kurumu açıklamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bayram Servi'yi sahneye davet ediyoruz.
Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Saygıdeğer protokol, değerli misafirler, sizle burada beraber olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Evet, tahmin ettiğim gibi inanın burada bana da sürpriz oldu. Oldum Pazarı Belediyesi Halk Market adına Sayın Kazım Kurdu ödülünü vermek istediğim üzere buraya davet ediyorum. Odun Pazarı Belediyesi Halk Market ödüle layık görülüyor. Hoş geldiniz, tebrik ediyoruz. Sayın konuklar, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesizdir mantığından hareketle ortaya koyduğumuz bir sosyal belediyecilik anlayışıyla Halk Market'i kurduk ve 6 yıldır bütün Eskişehirliler katkısıyla sürdürmeye çaba gösteriyoruz. Ben bunun takdir edilmesini çok önemli buluyorum. Hepinizi Halk Market'e desteğe davet ediyorum ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Odun Pazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt ve Halk Market'e. Sırada Kent Kültürü Özel Ödülümüz var. Açıklamak ve takdim etmek üzere sahneye Emre Demir'i alıyoruz alkışlarla. Emre Bey, geliyor evet. mu diye şöyle bir bakıyorum. Emre Bey'i gören var mı? Emre Demir. Emre Demir için son çağrı yapalım. Aynı zamanda jüri üyemiz. Emre Bey. Sayın Emre Demir. Belki bir soluklanmaya çıkmış olabilir. Muhtemelen. Ya da, o evet. zaman şöyle yapalım. Aynı zamanda jürimizin tabii çok kıymetli isimleri burada. Ben Anton AŞ Yönetim Kurulu'ndan sevgili Kerem Toparlar'ı görüyorum. Onu sahneye davet edelim. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben ödülümü vermeden önce bu güzel organizasyonda emeği geçen, başta Ahmetcan kardeşimiz olmak üzere bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Sivrihisar Belediyesi Kilim Müzesi, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü. Hemen mikrofonu alayım ben Soner'cim. Buyurun. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ki şöyle bir atasözümüz var. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz diye. Biz de geçmişimizdeki değerleri geleceğe taşımak için uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Tabii ki bu uğraşlarımızda da bizi bu ödüle gören jürimize ve bu güzel geceyi tertip eden, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz biz de sizleri. Şöyle vereyim. Teşekkür ediyoruz Sivrihisar Belediye Başkanımız Sayın Hamit Yüzügüllü'ye. Evet, çok özel ödül kategorilerinden biri daha. Yılın sinema televizyon sanatçısı ödülü. Ve bu kategorideki ödül alanı açıklamak üzere Eskişehir Kent Konseyi Başkanımız Sayın Nuray Akçasoy'u sahneye davet ediyoruz. Pınar Hanım hızlı adımlarla geldi vallahi. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle alayım.
Sayın Emre Basalak. Emre Basalak, yılın sinema ve televizyon sanatçısı ödülüne layık görüldü, değil mi? Hemen mikrofonu Emre Bey'e verelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 20 yıldır Eskişehir'de tiyatro yapan bir insan olarak sinema televizyon dalında ödül almak bir onur. Eskişehir halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tebrik ediyoruz Emre Basalak'ı. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Soner, fark ettin mi? Her gelen, yani ödül takdim etmek üzere gelen herkes önce zarfı açıyor. Evet. Şimdi az önce dinleyecektim. Hiçbir şey demeden önce zarf açılıyor. O kısım heyecanlı kısım ya, öyle oluyor herhalde. Zarf açılıyor, ödül alınıyor, ondan sonra konuşuluyor. Aynen. Ki başka bir şey olmasın. Aynen. Sonrasında. Evet. Şimdi sırada yılın müzik grubu ödülümüz var. Ödülü açıklamak üzere Bambu Kreatif Yönetim Kurulu Başkanı Burak Keskin'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz, merhaba. Herkese iyi akşamlar. Ödülün kazananı Gece Tarifesi grubu. Gece Tarifesi kalabalık bir kadroyla, başarılarıyla şu an sahnemizdeler. Mikrofonu kime uzatalım? Pozitif ayrımcılık yapalım. Kabul etmedi pozitif ayrımcılığı. Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, hepinize bu ödül için, bize layık görüldüğü için çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla uzatmayacağım, çok fazla ödülümüz var belli. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. Hepinize afiyet olsun, çok teşekkür ederiz. Bravo! Teşekkür ediyoruz. Başarılar daim olsun. Yine sanat dalındaki ödüllerden biriyle devam edeceğiz. Yılın kadın şarkıcısı. Ödülü takdim etmesi için kıymetli jüriyemiz, aynı zamanda bugün doğum günü olan sevgili Ece Erçelebi'yi sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Mutlu yıllar, tebrikler. Öncelikle herkese iyi akşamlar. İkinci kez jüri üyeliğini yaptığım bu muhteşem organizasyonda emeği geçen herkese kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Yılın kadın şarkıcısı Şebnem Sezer. Hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten elim ayağım titriyor. Ben 10 yıldır Eskişehir'deyim. İyi ki buradayım, iyi ki sizlerleyim. Bana destek olan, başta konservatuar hocalarım olmak üzere, yanımda olan, destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki Eskişehir diyorum. Çok teşekkürler. Biz de tebrik ediyoruz bu güzel ödül. Tebrik ediyoruz. Tebrikler.
Sırada yılın erkek şarkıcısı ödülümüz var. Açıklamak üzere Hakan Kaymak'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Evet, jüri üyemiz Sayın Hakan Kaymak. Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. En iyi erkek sanatçı Joker. En iyi erkek şarkıcı Joker'in ödülünü sayın hanımefendi burada, Joker yok. Kendisine takdim edeceğiz, kime eşine takdim edeceğiz. Eşini sevgili Joker'in sahneye bekliyoruz. Geliyor, gördüm. Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün bu ödülü eşim Joker adına alıyorum. Ankara'da konseri olduğu için aramıza katılamadı maalesef. Onu bu ödüle layık gören bütün sevenlerine teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. Tebrik ediyoruz biz de. Başarılar daim olsun. Yılın DJ'i kategorisindeyiz. Ödülü açıklaması ve takdim etmesi için Rek Prodüksiyon'dan sevgili Faik Demirbile'yi sahneye bekliyoruz. Öncelikle kendi kameralarıma yakalandım. Ödül takdim edeceğimi bilmiyordum. Şimdi söylüyorum. Güney Kahraman. Yılın en iyi DJ'i Güney Kahraman oluyor. Eskişehir Başarı Ödülleri'nde. Hem jüri oylaması hem de halk oylamasının ortalamasıyla değil mi Soner'cim bu evet, sonuçlara varıyoruz? Evet, halk oylaması hem de jüri ortalaması sonucu. O yüzden güzel bir başarı tabii ki burada ödül Güney Kahraman, olmak. Aynen. Ödüle layık görülen isim oldu. Hemen mikrofonu uzatalım. Bir iki cümle. Herkese iyi akşamlar. Çok çok teşekkür ediyorum bu ödüle layık gördüğünüz için. İyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz biz de. Sırada yılın fotoğraf sanatçısı ödülümüz var. Ödülü açıklamak ve takdim etmek üzere Nafiz Kalyoncu'yu alkışlarla sahneye alıyorum. Jürimizin yine değerli bir ismi ve değerli bir fotoğraf sanatçısı Sayın Kalyoncu. Hoş geldiniz, merhaba. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir meslektaşıma ödül vermek beni de onur ediyor. Yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımı gösterdikleri cesaretten dolayı kutluyorum. Ama işlerinden bir tanesi hak edecek ödülü. Hadi Musavi diyorum. Hemen mikrofonu verelim. İyi akşamlar dilerim herkese. Bu güzel ödüle layık göründüğüm için değerli jüri üyelerimize ve oylamaya katılan herkese çok teşekkür ederim. İyi geceleriniz olsun. Hadi Musavi. Tebrik ediyoruz kendisini. Sıra geldi sanat özel ödülüne.
Bu ödülün açıklaması ve takdimi için eski kurumsal iletişim direktörü Sayın Utku Görkem Kırdemir'i sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz, merhaba. Sayın vekillerim, sayın başkanlarım, çok değerli protokol ve çok değerli Eskişehir halkı, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, ne kadar güzel Latin harfleriyle okuyabilmek. Bugün aynı zamanda harf devriminin de yıl dönümü. Atatürk'e bir selam gönderelim. Evet, çok önemli bir ödül. Bizi hem Eskişehir'de hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda sürekli olarak temsil ediyor. Onu çok seviyoruz. Sevgili Gökhan Aybuluz, piyanist kardeşimiz. Akşamlar diyorum. Çok çok teşekkür ederim. Bir Eskişehirli olarak böyle bir ödüle layık görülmek benim için çok özel, çok güzel. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Tebrik ediyoruz bizler de. Sırada yılın kadın sporcusu ödülümüz var. Açıklamak üzere Eskişehir Spor Başkanı Mehmet Şimşek'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Eskişehir Spor'umuzun kıymetli yönetim kurulu adına Mehmet Şimşek bizlerle birlikte. Hemen zarfımızı alalım. Bakalım bu özel kategorinin sahibi kim olacak? Öncelikle iyi akşamlar. Bu kadar başarılı insanların içinde ödül vermek de ödül almak da kıskandırıyor. Çalış senin de olur dediler, biz de çalışıyoruz. Dilara Yücel hanımefendi. Evet, yılın kadın Dilara sporcusu. Dilara Yücel, boks alanında hem ülkemizde hem de ülkemizin çok dışında Avrupa'da ve dünyada üst üste birçok başarıya imza attı. Ve bu kategoride yılın en değerli ödülüne sahip oldu. Yine güzeller güzeli bir hanımefendi geldi gerçekten. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu ödüle beni layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Yılın kadın sporcusundan yılın erkek sporcusuna geçiyoruz. Ve bu kategori içinde hem açıklama hem de takdim için Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Evren Olcay'ı sahneye davet ediyoruz. Kıymetli misafirler, evet, gelenekselleşme yolunda bir adım daha atan bu başarı ödüllerine bu akşam geldiniz ve kıymet kattınız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ben hem jüri üyesi olarak buradayım, hem de kıymetli bir kardeşime ödül vermek, ödülünü açıklamak bana düştü. Evet, erkek sporcu başarı ödülümüz zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcuya gidiyor. Buğra Banaz kardeşime gidiyor. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle değerli jüri üyelerine beni bu ödüle layık gördüğü için teşekkür ediyorum.
Motor sporlarında rally branşıyla uğraşıyorum. 2010'dan beri Türkiye Rally Şampiyonası'nda aralıksız yarışıyorum. 2016, 17 ve 18 yıllarında Avrupa Rally Şampiyonası ve Dünya Rally Şampiyonları'nda yarıştım. Motor sporları tek yapılan bir branş spor değildir, bireysel değildir. Burada co-pilotum Gürkan Menderes'e de çok teşekkür ederim. Ayrıca bütün motor sporları kariyerimde sponsorlar da çok önemlidir. Burada ana sponsorum Eti'ye çok teşekkür ederim. KYK Yapı Kimyasallarına çok teşekkür ederim. Williams Türkiye'ye ve DNS gruba çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz şampiyona. Şimdi de yılın çocuk sporcusu kategorimize geldik. Ödülü takdim etmek üzere Sayın Kaan Toraman alkışlarla sahneye almak istiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu ödülü çok sevdiğim arkadaşlarımın çocukları, Türkiye şampiyonu, iki tane pırıl pırıl delikanlıya vereceğiz. Ali ve Arda Kuşbay. İki tane pırıl pırıl delikanlı. Kuşbay kardeşler, başarılarıyla göz dolduran iki gencimiz sahnede. Bizi bu ödüle takdim ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz biz de. Öncelikle yaklaşık 4 senedir snowboard dalıyla ilgileniyorum. Bir tane Türkiye şampiyonluğum, bir tane Türkiye üçüncülüğüm var. Hepinize iyi eğlenceler. Bravo. Nice şampiyonluklara. Bravo. Evet, medya özel ödülüne geldi sıra. Bu ödülü açıklaması ve takdim etmesi için Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt'u sahneye davet ediyoruz. Evet, bugün Eskişehir'de Eskişehir Spor'u bütün Türkiye'ye tanıtmaya çalışan ve maçları canlı yayınlayarak bir çığır açan Özgür Fetih Demirtaş. Tebrik ediyorum. Sayın Demirtaş adına Es Grup Genel Koordinatörü Sayın Ali Baş'ı sahneye davet ediyoruz. Eskişehir Spor'un 40 şehir takımı içerisinde maçlarını canlı olarak yayınlayan tek televizyon kuruluşu, yayıncı kuruluş Es Grup'a ve Özgür Fetih Demirtaş'a gidiyor ödül. Evet, böyle değerli katılımcıların olduğu bir toplantıda bu ödülü almak çok sevindirici. Biz Es Grup ailesi olarak Eskişehir Spor maçlarını bu sezon canlı verdik. Gerçekten çok büyük emek ve fedakarlık istiyor. Tabii burada en büyük başarı da yönetim kurulu başkanımız Özgür Fetih Demirtaş'a ait. Kendilerinin selamları var. Saygılar sunuyorum. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sırada yılın televizyon programcısı ödülü var. Ödülü takdim etmek üzere Sayın Serdar Aksoy'u alkışlarla sahneye alıyorum. Jüri üyemiz Sayın Serdar Aksoy. Hepinize iyi akşamlar. Ödülün sahibi Köşe Bucak Hikayeler programıyla Tevfik Eriş. Eskişehir'in Evliya Çelebi'si, kıymetli TRT sanatçımız Sayın Tevfik Eriş bu kategoride ödülün sahibi oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz, tebrikler. Hemen Tevfik Bey'e mikrofonu verelim mi Soner'cim?
Hepinize iyi akşamlar. Biz ekranın önündeyiz. Ben bu ödülü, bizi gölgeleyen tüm kameraman arkadaşlarım, rejideki arkadaşlarım ve kurgudaki arkadaşlarım adına alıyorum. İyi ki varsınız. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz. Biz de tebrik ediyoruz. Tebrik hocamızı. Evet, biz sumo alası fena olmaz bizim adımıza. Maçlarda var ya, yarıda böyle içiyoruz. Çünkü yarıya geldik, yarıya hatta bir tık geçtik. Sizlerin de sabrı ve heyecanı, coşkuyu şu dakikaya taşıması adına teşekkür ediyoruz. Değil mi Özgeciğim? Bir daha deyin. Evet. Kaldık orada. Teknik bir dayanışma söz konusu. Benim mikrofonumda böyle bir tıslama oluyor da ya da nefes aldığımda o sesi veriyor. Onu halletmeye çalışıyoruz arkadaşlarla. Toner'cim sende galiba değil mi? Evet. Şimdi yine kıymetli kategorilerden birindeyiz. Yılın köşe yazarı kategorisi ve bu kategorinin kazanını, takdimini açıklaması için AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sayın Ali Acar'ı sahneye davet ediyoruz. Çok değerli protokol, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Geleneksel hale gelmiş Eskişehir Başarı Ödülleri programında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ödül almış ve alacak olan bütün arkadaşlara tekrardan başarılar diliyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Ve köşe yazarı dalında ödül alacak olan arkadaşımız Eskişehir Net'ten Cihan Yıldırım. Evet, Cihan Yıldırım bu kategoride ödülün sahibi oldu. Sahnemizde şu anda. Hoş geldiniz. Tebrik. Yarınki köşemi okumak istiyorum. Umarım vaktiniz vardır. Şaka. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Sırada yılın radyosu ödülümüz var. Takdim etmek üzere DİST organizasyondan Zülküf Oğuz'u alkışlarla sahneye alıyorum. Hoş geldiniz, merhaba. Değerli protokol, sayın başkanlarım, sayın konuklarım, tekrardan hoş geldiniz gecemize. Mavi Radyo diyorum. Mavi Radyo yılın radyosu ödülüne layık görülüyor. Herkese iyi akşamlar. Böyle bir ödüle layık olabilmek ve burada sahnede radyocu bir dostumun da sunumuyla alabilmek gerçekten kıvanç verici. Radyo gerçekten kitlesel iletişim araçlarında en kolay ulaşılabilen bir iletişim aracı. Bundan dolayı hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür Biz de ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz Mavi Radyo'yu. Mavi Radyo'yu kutluyoruz. Ve yine radyo kategorisinde bu kez yılın radyo programcısıyla devam edeceğiz. Ve onun takdimi için de Sayın Beyhan Yumrukçalı sahneye davet ediyoruz.
Vakit geçtikçe alkışlar biraz azalıyor ama burada çok değerli isimler sahneye geliyor. Hem takdim edenler hem ödül alanlar. O yüzden alkışları eksik etmeyelim. Çoğu çok güzel bitti, bir motivasyon kaldı. Çünkü. Evet, az kaldı zaten. Merhaba, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Değerli protokolümüz, kıymetli misafirlerimiz, gecemize tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Emir Reklam adına ödülümüzü takdim etmek üzere burada bulunmaktayım. Sizleri de daha fazla bekletmeden hemen ödülümüzün sahibini sunmak istiyorum. Radyo A, Murat Vural. Radyo A, Murat Vural bu kategoride ödülün sahibi. Şöyle alalım biraz sizi. İyi akşamlar herkese, çok teşekkür ediyorum. Bu ödül aslında benim için oldukça farklı bir alanda oldu. Çünkü kendi alanım dışında aldığım bir ödül oldu. Ben normalde bir beyin cerrahıyım ama bu şekilde burada olmamın sebebi de aslına bakarsanız radyoculukla alakalı. Bana radyoyu tanıtan, radyoculuğu öğreten insanlarla yolumun kesişmiş olmasına bağlı. 8 yıldır Serevrak'a ev sahipliği yapan, bu arada Türkiye'nin de belki en iyi radyolarından biri olan istisnasız, tartışmasız Radyo A'ya hepinizin huzuruna teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ediyorum Eskişehir. Sağ olun. Tebrik ediyoruz biz de. Başarılar daim olsun. Sırada yılın haber portalı ödülümüz var. Açıklamak ve takdim etmek üzere Park Kreatif Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Karabüyük'ü alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Selçuk Bey buralarda mı? Geldi hemen. Herkese iyi akşamlar. Bu değerli organizasyona dahil olduğumdan dolayı çok mutluyum. Ödülümüzü esgazete.com Şenay Yıldırım'a teslim edeceğiz. Şenay Hanım. Tebrik ediyoruz esgazeteyi. Şenay Yıldırım esgazete adına ödülü takdim alacak. Ödül bir meslektaşımdan almanın da ayrı bir heyecanı yaşıyorum. Herkese iyi akşamlar. Bir çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki uzatmak istemiyorum. Ama bundan 8 yıl önce bir laptop ve fotoğraf makinesiyle çıktığımız bu yolculukta şimdi Eskişehirlilerin ve değerli jürinin oylarıyla bu ödülü almanın gerçekten büyük mutluluğunu yaşıyorum. Tüm gazeteci arkadaşlarım adına, basın çalışanları, basın emekçileri adına alıyorum bu ödülü. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz biz de. Tebrik ediyoruz. Başarılar daim olsun. Sırada yılın gece kulübü ödülü var. Gerçekten biliyoruz ki eğlence sektörü zor zamanlar geçirdi. Ama şimdi çok güzel günler bizi bekliyor. Tabii ki tedbirle, tabii ki aşıyla, maskeyle, mesafeyle. Açıklamak üzere ES Grup Genel Koordinatörü Ali Baş'ı sahneye alacağım ben. Yılın Gece Kulübü ödülünü açıklayacak, evet, Ali Bey. Bu kez ödül almak için değil, ödül vermek için Sayın Baş sahnede. Zarfımızı hemen alalım. Bakalım bu kategoride ödüle kim layık görülmüş? Eskişehir gece hayatı hareketli. Evet. Şön. Tebrikler. Selamlar tekrardan, merhabalar.
Umarım sosyal mesafeden hiç bahsetmediğimiz ve dolayısıyla ve boyunca sürekli eğlendiğimiz ve çok mutlu olduğumuz ve sağlıklı olduğumuz günlere kısa bir süre sonra umarım kavuşuruz. Bu ödülü Eskişehir'de ve bence tüm Türkiye'de bu zarar gören herkes adına alıyorum. Eğlence sektörüne lütfen sahip çıkalım. Hep beraber umarım daha mutlu, daha eğlenceli günlere kavuşalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar tebrik ediyoruz. Yılın sosyal medya fenomeni bu ödülü açıklamak, takdim etmek üzere Entonaşe Yönetim Kurulu'ndan Sayın Kerem Toparlar'ı jüri üyemiz aynı zamanda bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Merhabalar tekrar. Gecenin en renkli ödüllerinden biri herhalde. Yılın sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat. Bugün bana çok mesaj geldi Özgür Cellat. Deniz Cellat'la ilgili. Sosyal medyada evet, önemli bir isim. Fanları çok istediler onlardan bahsetmemi. Çok seviyorlar sizi efendim. Tebrik ediyoruz. Bana da çok yazdılar. Öncelikle 2 sene önce düzenlenen ödül gecesinde ben seyirci olarak katılmıştım ve tam 2 yıl sonra burada bu ödülü alıyor olmak cidden gurur verici. O günden bugüne toplam 10 milyon takipçiye ulaştık ve öncelikle bu ödülü oylamada almamı sağlayan aileme ve değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Daha başaracağım çok güzel işler ve alacağım çok güzel ödüller var. Seneye aynı ödül gecesinde görüşmek üzere. Tebrik ediyoruz. İddialı 10 milyon takipçisiyle güçlü bir aile mensubu haliyle böyle yansıyor. Devam edelim. Sırada yılın canlı müzik mekanı var. Önemli kategorilerden biri. Bunu açıklaması ve takdim etmesi için de Anadolu Gazetesi köşe yazarı sevgili Kerem Akyıl'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, zarfı alalım. Bakalım. Bu ödüle kim ulaşmış? İF Eskişehir. Ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Aslında söylemek istediğim benim de bir şeyler vardı ama Özge Hanım ve Enes arkadaşım çok güzel özetledi. Yaşadığımız zorlukları son dönemlerde. Bundan bahsetmeme gerek kalmadı artık. Bizler toplamda 2 harften oluşan büyük bir markanın emanetçileriyiz. Sizler sayesinde bu ödüle layık görmüş olmamız da buna iyi baktığımızı gösteriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Çok sağ olun. Tebrik ediyoruz biz de. Eğlence sektörü gerçekten pandemide en çok zorlanan evet. Sektörlerden biri oldu. O yüzden onlardan desteğimizi esirgemeyelim. Benim de birçok arkadaşım var içlerinde. Elimizden gelen desteği yapalım. Onları mutlu edelim diyorum. Sırada yılın en iyi alakart restoranı ödülümüz var. Açıklamak ve takdim etmek üzere avukat Oytun Süllü'yü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Yine jürimizin değerli bir üyesi Sayın Süllü. Evet,
Herkese iyi akşamlar. Bu organizasyonda, güzel organizasyonda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Yılın en iyi alakart ödülü kazanan Harbiye Restoran ödülü almak üzere Kenan Aras. Herkese iyi akşamlar. Bu güzel ödül için herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz biz de. Yılın en iyi et restoranı açıklaması için Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Fikriye Güven Zaptiye'yi sahneye davet ediyoruz. Bizi yorduk iki defa ama. Tekrar iyi akşamlar. Ödülümüzü alan Mola Et Mangal. Tebrik ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Vallahi herkes burada. Ne diyeyim bilmiyorum. 35 senedir Eskişehir'de restoran çalıştırıyoruz. Emeği geçen herkese bizi layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Biz de tebrik ediyoruz. Sırada çevre ve sürdürülebilirlik ödülü var. Açıklamak ve takdim etmek üzere Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Tekrardan. Hoş geldiniz tekrar. 38. Şöyle ben destek olayım. Herkese tekrar merhaba. Bu arada tekrar mikrofonu ele almışken şu toprak bebeği de tekrar hatırlatmak istiyorum hepinize. Lütfen şu an herkes bir mesaj atabilirse çok seviniriz. Sürdürülebilirlik ve çevre ödülü Espark AVM'ye gidiyor. Berkay Damgacı. Herkese iyi akşamlar dilerim. Espark Alışveriş Merkezi olarak biz 14 yıldır çok değerli Eskişehir halkıyla çok güzel bir hikaye yazıyoruz. Tabii bunu yaparken hem çevreye hem dünyaya karşı olan sorumluluklarımızın da farkındayız. Son dönemde sürdürülebilirlik adına yaptığımız yatırımlarla karbon ayak izimizi %40 oranında düşürdük. %40 oranında çevreye daha duyarlı bir hale geldik. Bunun da tabii böylesine değerli bir platformda karşılık bulması çok değerli, çok önemli. Bunu yaparken tabii arkada çok ciddi bir ekip çalışması var. Başta teknik müdürümüz Sayın Özgür Önpeker ve tüm Espark çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizi de bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerimize de ayrıca teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz biz de. Tebrikler. Evet, en iyi balık restoranı ödülü. Bu ödülü takdim etmek için jüri üyemiz Ay Plastik Yönetim Kurulu üyesi Sayın Furkan Ay'ı sahneye davet ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
Zarf uçtu mu? Her şeyden önce merhaba, hayırlı akşamlar. En iyi balık restoranı ödülünü Köşem Restoran, Aytaç Algan. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz biz de. Sırada yılın en iyi meyhane ödülü var. Ödülü takdim etmek üzere Promart Patent'ten Ozan Anıl'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ozan Bey buralarda mı? Evet, gözlerimiz süzüyor şu an. Ozan Anıl buralarda mı? Belki soluklanmaya. Aynen. Yine dışarıya çıkmış konuklarımızdan biri olabilir. O noktada... Biz mi takdim edelim ödülü? Nasıl yapalım? Bir seferde Ahmet biz Bey. Edelim. Biz Hadi de çok biz, emek biz veriyoruz. Biz takdim edelim. Bir de Ahmet için. Bey'i de yormayalım. Biz takdim edelim. Ödülü kazanan fosforlu cevriye oluyor. Yılın Tebrik en ediyoruz. İyi meyhanesi. Sevgili Özge, bu takdimi sana bırakayım ben. Tamamdır. Tebrik ediyorum. Hemen mikrofonu verelim size. Selamlar, iyi akşamlar herkese. Ödülü siz takdim ettiniz. Akşam bekleriz o zaman eğlenmeye. Dönmüyor olsaydım gelirdim. Bir dahakine kalacağım ve geleceğim. Sözüm olsun. Yaklaşık 2 yıldır gerçekten global anlamda bir krizle, sağlık kriziyle mücadele ediyor. Hem Türkiye hem dünya. Ve biz bir nebze olsun insanların yüzünü güldürdüysek, birazcık olsun insanların yüzünde tebessüme sebep verdiysek, onları eğlendirebildiysek ne mutlu bize. Biz bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Biz bu şehre aşığız. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz biz de. Sıra sende Soner'cim. Evet, en iyi fast food ödülü, bu ödülü takdim etmesi ve açıklaması için de Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Emre Genç'i sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz, merhaba. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, Eskişehir Başarı Ödülleri'nde en iyi fast food dalında Pino. Eskişehir'in geleneksel lezzeti ve markası Pino bu kategoride ödülü kazanan firmamız oldu. Öncelikle iyi akşamlar dilerim. Değerli jüri üyelerimize ve bizi destekleyen Pino severlere huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. 78 yılında 7 metrekareden başlayan bu macera şu an 43. yılında ve tüm Eskişehirlilere hala izzet vermeye çalışıyor. Bu açıdan bütün Eskişehirlilere bir borcumuz var ve teşekkürü burada tekrar kendilerine ediyorum. Ayrıca... Huzurunuzda yanımda bulunan genel müdürümüz Murat Şahin ve tüm Pino ailesine bu ödülü armağan ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. Tebrik ediyoruz. Başarılar benim, daim olsun. Ya benim tipimden belli olmasa da ben fast food sever bir insanım. Merak ettim şimdi Pino'yu 43 yıldır ne yapıyorlar, neler yapıyorlar? Valla jüri üyesi olarak artık ödül açıklandığı için çok rahat konuşabilirim.
Başka hiçbir fast food zinciriyle kıyaslanmayacak özel bir aroması var. Öyle Sırrı mi? Da Sayın Gürcüoğlu vermedi yıllardır. Ama tavsiye ederim. Yani Eskişehir denince lüle taşı, çiğ börek, Pino'yu da Mete Elvası'yla birlikte tamam. O geleneğin içinde ben şimdi değerlendirmelisin. Dönerken çiğ börek yiyeceğim, bir dahakine o zaman Pino yiyeceğim. Onu kesinlikle. Ben fast food seviyorum çünkü. Sırada en iyi şef ödülü var. Ödülü takdim etmek üzere Sedat Aydoğan'ı alkışlarla sahneye alıyorum. Gazeteci Sedat Aydoğan bu kategorimizin kazananını açıklayacak ve ödülü takdim edecek. Herkese iyi akşamlar. Kazanan Nun Restoran Ali Uslu. Ali Uslu yılın en iyi şefi ödülünü alıyor. Nun Restoran. Hoş geldiniz. Merhaba, tebrik ediyoruz. Öncelikle herkese iyi akşamlar diyorum. Üzerimden desteğini çekmeyen patronlarım Naci Atmaca ve Orhan Korkmaz'a teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Artık hemen hemen son 10 kategori içerisindeyiz. Evet. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. En iyi pop ödülünde sıra. Bu ödülü takdim etmek üzere Sayın Serkan Sever'i sahneye bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu şahane gecede artık sonlara doğru geliyoruz. Yine bir şahane mekan, Hangover Plus. Tebrikler. Bize bu ödülü layık gören herkese çok çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz biz de. Tebrik ediyoruz tekrar. Sırada en iyi kafe ödülümüz var. Ödülü takdim etmek üzere AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Avukat Ali Acar'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Kendisi az önce ayrılmış. Ona da şöyle yapalım. Burada çok kıymetli... Tabii ki gazeteci arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onlardan biri sevgili Meltem Karakaşkaya. Ben bu ödülü açıklamak için de onu sahneye davet edeceğim. Evet, Meltem Hanım'ı sahneye alıyoruz ödülü açıklamak üzere. Yine değerli kategorilerimizden biri. Nosso. Nosso yılın en iyi kafesi oluyor Eskişehir Başarı Ödülleri'nde. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Nosso Premium olarak da geçiyor. Cümle alalım. Bize bu ödülü layık gören herkese teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz Nosso Premium'u. En iyi kahve dükkanı ödülü takdimi için İyi Parti İl Başkanı sevgili Eren Ekmen'i sahneye davet ediyoruz. En iyi kahve dükkanı mı?
en iyi kahve dükkanı. Eskişehir kahve konusunda da iddialı bir şehir. Rekabetin çok güzel olduğu ve kazananın evet, biz olduğumuz bir şehir. Ben çocukken çok gelirdik biz Eskişehir'e. Hem akrabalarımız var hem ben bir subay kızıyım. Burada çok ahbabımız, eşimiz, dostumuz da oluyordu tabii ki. O yüzden de hep güzel hatırlıyorum ama ben görmedikçe daha da gelişti değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Sayın protokol, değerli misafirler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. En iyi kahve dükkanı No 78 Cafe. No 78 Cafe en iyi kahve dükkanı oluyor Eskişehir Başarı Ödülleri'nde. Tebrikler. Herkese iyi akşamlar. Bütün jüri üyeleri ve oylamaya katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. Tebrik ediyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz. Sırada Cafe İtalyan En İyi Barista ödülü var. Takdim etmek üzere sponsor jüri üyemiz Yusuf Melih Turan'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Ahmetcan bu ödül kategorisiyle alakalı karar verdiği zaman ben dedim ki bu işe sponsor olmak istiyorum. İşin içine daha da müdahil olmak istiyorum. Çünkü biz barista arkadaşlarımıza biliyorsunuz pandemi döneminde AVM'ler, bankalar, tuhafiyeler aklınıza gelebilecek her yer açıkken biz kapalıydık ve soğuk dükkanlarımızda. Biz bu arkadaşlarla birlikte çok mesai harcadık. Ve bu mesai harcadığımız dönem içerisinde biliyorsunuz bütün pandeminin sorumlusu da biz olarak yaklaşık 13-14 ay biz hiç iş yapamadık. Bu süreçte kötülüğü yayan arkadaşımızı, en değerli kötülüğü yaymada bize yardımcı olan arkadaşı, barista arkadaşımızı açıklamaktan çok gurur duyuyorum. Black Cat'ten Şeval Öztürk. Öncelikle herkese merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Evet, bu özel gecede yine değerli kategorilerden biri en iyi spor merkezi kategorisi açıklamak ve takdim için sevgili Anıl Uzu sahneye davet ediyoruz. Helen B katkılarıyla sevgili Özge Ulusoy'la birlikte bu gecede mesai harcamaktan çok büyük keyif alıyoruz. Ben de öyle en sonda teşekkür edeceğim. Benim de teşekkürlerim var. Burada olmak beni çok mutlu ediyor her seferinde. Değerli misafirler, sevgili konuklar. Hepiniz böyle güzel görkemli bir geceye hepiniz hoş geldiniz. En iyi spor salonu ödülü tabii ki de Bostcu'yum. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu ödülü bize layık gördüğünüz için çok teşekkürler. Bu ödülü Büyükdere ve Batı Kent olmak üzere iki şubemiz adına, bütün çalışanlarımız adına kabul ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Kızlar tebrikler. Ne güzel kızlar. Sırada en iyi erkek kuaförü ödülü var. Ödülü takdim etmek üzere Uğur Yüce Sesi alkışlarla sahneye alıyorum. Thank you.
hoş geldiniz. Sayın Protokol, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli jüri üyeleri. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Yüceses. Bu güzel gecede aranızda bulmaktan ziyadesiyle mutluyuz. Akşamınız güzel olsun. Fazla zaman almak istemem. Salon H'ye Hasan Yılmaz'ı ödülünü almak için sahneye davet ediyorum. Hasan Yılmaz, Salon H'ye yılın erkek kuaförü kategorisinde ödülü kazanan markası oldu Eskişehir'in. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Böyle güzel bir organizasyona imza atan Ahmet kardeşime buradan tebrik ediyorum. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Katılan herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim. Tebrik ediyoruz bizler de. Uğurluyoruz. Evet, en iyi kadın kuaförü kategorisi ödülü takdim etmek üzere sevgili jüri üyemiz ve Follow Genel Yayın Yönetmeni Esra Güneş'i sahneye davet ediyoruz. Merhaba, hoş geldin. Evet, rekabetin çetin olduğu kategorilerden biri. Kazananı açıklıyorum. Merve Yaman. Merve Hanım 2 senedir beni de hazırlıyor bu ödül töreni için. Bu sefer onu sahnede ödül alırken görmek beni de çok mutlu etti. Tebrik ediyorum. Bugün böyle bir uğurlu gelsin diye çok dua etmiştik. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen bir iki cümle alalım Merve Hanım sizden. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Dediğiniz gibi 2 yıldır... Katılıyorum ben de. Bu yıl ödülü layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun. İyi akşamlar tekrar. Tebrik ediyoruz biz de. Kadın kuaförleri genelde erkek oluyor ya. Kadın ödül alınca böyle bir hoşuma gitti benim. Değil mi? Bir değişiklik oldu. Evet. En sıra iyi... bende. Sıra sende. Doğru. En iyi güzellik merkezi ödülü takdim etmek üzere Esin Toraman'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben en güzel sağlık ve güzellik merkezinin kurucu ortaklarından Esin Toraman. Aslında İngilizce öğretmeniyim ama bir de bu taraftan bir deneyelim dedik. Emekli olunca girişimci ve yatırımcı olarak kendi yeni giriştiğimiz meslek dalımızda bir estetik. Kendilerini buraya davet ediyoruz. Tebrikler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Heyecanımı mazur görün. Beni güzel, en iyi, Eskişehir'in en iyi güzellik salonları kategorisinde layık gören Ahmet Bey'e, değerli jüri üyelerine,
oylarıyla benim yanımda olan danışanlarıma, müşterilerime, benimle birlikte emektar çalışanıma, çok sevdiğim arkadaşlarıma, burada hepsi varlar şu an. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz bizler de bir estetiği. Başarılar daim olsun. En iyi make-up artist kategorisinde sıra geldi ödül takdimine. Bu ödül takdimi için yine jüri üyemiz ve gazeteci dostumuz sevgili Arif Ambar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Levent Ceceli. Levent Ceceli'nin oluyor ödül. Tebrikler, hoş geldiniz. Evet, heyecanlı bir şeymiş burada olmak. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Layık gördüğünüz için. Bu serüvende yanımda olan herkese, özellikle Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum. Makyajın boyanmak değil, sanat olduğunu anlayan yegane şehirlerden biri olduğu için de gurur duyuyorum. Tebrik ediyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz. Sırada mesleki başarı ödülümüz var. Ödülü takdim etmek üzere jüri üyemiz Doktor Murat Taraktaş'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Herkese iyi akşamlar. Tabii bu sevgili kardeşim Ahmet Can Akdemir'den bu teklif geldiğinde bir Eskişehirli olarak böyle başarılı bir projenin içinde olmaktan çok onur duydum. Sonunda final gecesine geldik. Kazanan arkadaşlar var ama katılan herkes Eskişehir'e faydalı. Bugün Ersen Çıra kazanan. Ersen Çıra mesleki başarı ödülüne layık görüldü. Ede belgeseliyle Altın Portakal Film Festivali'nde de finale kalarak Eskişehir'i başarıyla temsil etti. Değerli yönetmen Ersen Çıra, tebrik ediyoruz kendisini. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Eskişehir'de doğdum, Eskişehir'de eğitimimi aldım ve Eskişehir'de kendi mesleğimi yaptığım için çok mutluyum. Bu salonda, bu ödülde katkısı olan birçok insan var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Tebrik ediyoruz biz de. Tebrikler alayım. Evet, mesleki başarı ödüllerimizden birini daha takdim edeceğiz. Bunun takdimi için de jüri üyemiz değerli Furkan Ay'ı bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Bakalım bu değerli ödül kimin olacak? Eskişehir geleneğine, Eskişehir'in önemli marka hizmetine uygun bir adres. Demin konuşamamıştım, kısa kesmiştim. Her şeyden önce bu organizasyonu yapan Ahmet Can kardeşime her şeyden önce teşekkür ederiz. Bu oyları dağıtırken jüri arkadaşlarımızla beraber, hep beraber ciddi çalışmalar, ciddi mesailerde buluştuk. Sağ olsun bize. İlk defa bir jüri adayıyız. Jüriyiz, özür dilerim. Bilmiyorduk böyle şeyleri ama sağ olsun bize destekleriyle Ahmet Can ve ekibine çok teşekkür ederim. Bu ödülü verirken de Eskişehir'in mesleki başarı ödüllerinde tanınmış Helva Özgür Bey'i
sahneye davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de tebrik ediyoruz. Evet. Tebrik ediyorum. Artık son ödülümüzdeyiz. Son ödül kategorimiz. Yine bir mesleki başarı ödülümüz var. Ödülü takdim etmek üzere Armanika Tekstil Hakan Hiç Yılmaz'ı sahneye alıyoruz. Hoş geldiniz, merhaba. Hepinize hoş geldiniz diyorum yeniden. Ödülümüz Kara Kedi Bozacısı. Yine şehrimizin güçlü, gurur veren firmalarından biri Kara Kedi Bozacısı. Hemen bir iki cümle alalım sizden. Bu ödüle bizi layık gördüğünüz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet, alkışlarla uğurluyoruz. Eskişehir Başarı Ödülleri'nin sonuna geldik. Ben kendi adıma gerçekten her sene burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Özellikle bu sene yarışmanın ne kadar büyük, ödül töreninin ne kadar büyük bir ivme kazandığını gözlerimle gördüm. İstanbul'da ayda belki 5-6 tane ödül töreni sunuyorum. Bu konuda rekor bende. Gerçekten inanılmaz bir kaliteye sahip ödül töreni oldu. İlk sene de öyleydi ama bu sene muazzam olmuş. Sana çok teşekkür ediyorum Soner'cim. Beni burada, ben teşekkür ederim. Burada sahnede gören herkese, siz değerli sevgili seyircilerimize, ödül alan herkese, İstanbul Eskişehir Başarı Ödülleri ekibine Ahmet Can Bey'e teşekkür ediyorum. Kendisini de sahneye alalım, öyle veda edelim. Evet, çünkü gerçekten Ahmet Can'ı hatta şöyle yapalım mı? Şu an salonda inanılmaz olan bir ekip. Ödül alan organizasyonda emeği geçen kıymetli jürimizi de en evet, başta olmak üzere merdivenlerimiz alalım. Yüksek. Ahmet Can herkesi bir alalım. Gece sonuna bir hatıra fotoğrafı için sahneye alalım. Jüri üyelerimizi sevgili alalım. Hülya Yüksel, çok emeğim var bugün. Seni de alalım, gel. Gerçekten inanılmaz bir ekip çalışmış. Ben bir noktaya dikkat buyurun çekmek istiyorum. Biz geçtiğimiz yıl organizasyonun ilkini gerçekleştirdiğimizde şey demişlerdi. Şöyle. Gerçekten jüri ekibi toplanıyor mu? Yani öyle bir fotoğraf evet, çekip ondan sonra. Evet, jüriyi görüyoruz şu an. Ortaya doğru yaklaşırsanız. Geçtiğimiz yıl 2,5 saatlik bir toplantının sonucunda 54 kategoride ödüller verildi. Bu yıl dedik herhalde 2 saatte ödül sahipleri belli olur. Yaklaşık 6 saatlik bir toplantı gerçekleştirdik ve hiç ara vermedik. Burada emeğin büyüğü jüri üyelerimizin, ben tekrar ana sponsorumuz Mustafa Acar başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza, Mustafa jüri Bey'i de alalım buradan. Mustafa Hocam, sizi de evet. Sponsorlarımızdan burada olanlar varsa onları da sahneye davet edebilir evet miyiz? Ödül alanlardan da öyle. Bu bir gurur tablosu. Medya sponsorlarımız, altın sponsorlarımız, burada olanlar. Sahnemiz geniş. Organizasyonda payesi evet olan herkesi bekliyoruz. Tabii bu güzel organizasyon Eskişehir'in en özel salonunda, Kent Palas'ta gerçekleşti. Evet. Kent Palas'ta da bu organizasyonun bu kadar güzel olmasına katkı veren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnanılmaz bir mekan olmuş Kent Palas. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Biraz daha öne alalım sahnedeki değerli dostlarımızı, arkaya da yer kalsın. Toplu fotoğrafları alalım. Size Soner'le şöyle. Evet, Eskişehir Başarı Ödülleri'nin gerçekten gurur tablosu diyebiliriz. Şu an sahneye ayrılan misafirlerimiz olmuştur eminim ama herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle burada olduğunuz için iyi akşamlar diliyoruz. Son bir alkışla uğurlayalım her birimizi. Evet, ben de şimdi tam onu diyecektim. Herkesin emeğine sağlık. Muhteşem bir gece oldu. Çok büyük bir ekip
Eskişehir Başarı Ödülleri, kamera önünde arkasında olan herkese de teşekkür ediyorum. Soner'cim harika bir partnersin. Sana çok teşekkür ediyorum. Bir mukabil Helin Bey'e de teşekkür edelim. Evet. Seni ve beni bu sahnede buluşturduğu için. Ahmet Can Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Muazzam bir tören oldu.